Sevgili arkadaşlar, birinden ürkütücü bir erkek kavramını açıklamasını isteseniz, onun için oldukça zor olacaktır. Çünkü hangi davranışın ürkütücü olarak kabul edildiğini belirlemek bir hayli zordur. Evrensel olarak kabul edilen şey, ürkütücü erkek davranışının genellikle rahatsızlık ve huzursuzluk duygularına yol açtığıdır. Ürkütücü bir adamın işaretleri nelerdir? Birincisi, hayır cevabını kabul etmeyen erkek. Bu genel bir kural olmayabilir. Ancak Belli bir noktada sırarcılık eğer durmazsa ürkütücü bir adam davranışı için kırmızı bir bayrak haline gelebilir. İlişki söz konusu olduğunda bir erkeği bir kadın 3 kereden fazla reddediyorsa o da takip etmeye devam ediyorsa, o kadının alanına girmeye devam edip telefonunda sürekli çaldırıyorsa evet o erkek ürkütücü bir erkek olabilir. Kadının doğrudan ve kararlı olmadığı reddedilişi karşısında erkek şüpheye düşerse ısrarcılığına devam edecektir. Burada yapılacak en iyi şey ilgilenmeyen kadınların peşinden koşmayı bırakmaktır. Reddedilen erkekler egolarını kurtarmaya o kadar çok takıntılılar ki etraflarındaki sağlıklı bağlantılar için tüm fırsatları kaçırıyorlar. Bir kadının reddetmesi size gizli bir kod vermek için değildir. Yani ikinci bir şans için yalvarın diye yapmıyor bunu. Bazı erkekler kadın fikrini değiştirmiyor diye çılgına dönüyorlar ve ona hakaret etmeye başlıyorlar. Taciz, kelimenin tam anlamıyla agresif baskı ve gözdağı olarak tanımlanır. Bu şekilde bir davranış sizce ne ifade ediyor? Eğer sizi reddediyorsa etkileşime girmekten kaçının. İkincisi, aşırı derecede dokungan erkekler. Bu ne demek diyeceksiniz. Belki isteyerek yapmıyor. Belki bilinçli yapıyor. Bilemiyoruz ama birinin fiziksel alanına girerek ürkütücü bir davranış sergilemek. Birinin fiziksel alanına girmek ürkütücü erkek davranışının bir başka işaretidir. Birbirinizi iyi tanıyorsanız, romantik bir ilişkiniz varsa bu tamamen farklı bir konu. Bazı erkekler sevgilerini ve şefkatlerini dokunarak ifade ederler. Ama eğer karşınızdaki kadınla böyle bir ilişkiniz yoksa, çok fazla dokunuyorsanız işte bu oldukça ürkütücü görünebilir. Kötü niyetli olmasa bile eğer böyle bir davranışınız varsa Lütfen onu bırakmaya çalışın. Üçüncüsü kontrolcü erkek davranışı. İlk başta masumca başlayabilir. Bu erkek zamanla kadının nerede olduğunu, ne yaptığını, planlarının ne olduğunu sormaya başlayan erkek. İşte burada kadınlar endişelenmeye başlayacaktır. Bu elemi gerçekleştiren erkek bu kadını henüz yeni tanıyor. Eğer kadın bilgileri isteyerek vermiyorsa o erkek böyle bir davranıştan kaçınmalı. Çünkü romantik bir çerçevede birlikte değiller. Kadınlar genellikle romantik bir ilişkide değilse veya bir arkadaşı değilse erkeklerin bu tür davranışlarını ürkütücü bulabiliyorlar. 4. Sosyal medyada her yerde olan erkekler. Kadınların yorum bölümlerini ürpertici bir şekilde bombalayan erkekler. Böyle erkekler sadece tuhaf görünmekle kalmıyorlar. Yaptığı açıklamalarla yangına körükle giden erkekler. Kadınların yorum bölümlerini ve resimlerini havaya uçuruyorlar. Bu bir kadının dikkatini çekmenin iyi bir şekli olarak kabul edilemez. Aksine bu davranışı sergileyen erkekler kolayca çaresiz ya da daha kötüsü ürkütücü olarak görünürler. 5. Bir kadının evine ya da işine habersizce giden erkekler. Bu ortamlar kadınlar için güvenli sığınaklardır. Bu kadınlar erkekler gibi Romantik hayatlarını iş hayatlarıyla karıştırmak istemezler. İş arkadaşlarının önünde garip ya da gergin anlar yaşama riskini de almak istemezler. Yargılanabilirler, hatta potansiyel olarak işlerini kaybedebilirler. Evlerine gelmek de güvenlik duygularını ortadan kaldırabilir. Artık onları evlerinde veya iş yerlerinde istediğiniz zaman taciz edebileceğinizi düşünürler. İlk randevunun harika geçmesi ya da geçmemesi hiç önemli değil. Size uğramanızı söylemediği ya da tanışmadan önce düzenli olarak iş yerine gitmediğiniz sürece bunu yapmamaya özen gösterin. Özellikle bir randevudan sonra size cevap vermediyse, onu şaşırtarak tekrar dışarı çıkarabileceğinizi düşünüyorsanız, maalesef olmayacaktır. Tam tersi ürkütücü görüneceksiniz. Bir diğer ürkütücü erkek davranışına geçecek olursak. Bir kadına 2-3 kez mesaj attıysanız ve cevap vermediyse olduğu gibi bırakın. Onu birkaç kez bir yere davet etmeye çalışmanız, karşılığında da hayır cevabını almanızla birlikte sürekli ısrarcı davranmanız, yanıt almadan tekrarlanan iletişim sonucunda niyetiniz bu olmasa bile takip ve taciz olarak algılanacaktır. Bir diğerine gelecek olursak sevgili arkadaşlar, sınırsız aşırı paylaşım bir erkeğin ürkütücü görünmesine sebep olur. Sürekli videolarda bunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. İlk tanıştığınız zamanlarda her şeyi devirip dökmeyin. Birisi uzun süre partneriniz olmadıkça tamamen şeffaf olma kavramı geçerli değildir. Bir erkek yeni tanıdığı bir kadına en gizli düşüncelerini, gerçeklerini ve sırlarını anlatmaya kalkarsa bu Kesinlikle ürkütücü bir erkek davranışının işareti olarak kabul edilir. Mümkün olan en kısa sürede nelerin paylaşılması gerektiği hakkında sınırlarınızı belirlemelisiniz. 7 numarada ürkütücü davranış kalıpları geliyor. Amerika'da ürkütücü davranışlar üzerine bir araştırma yapılmış arkadaşlar. Araştırmaya 1341 kişi katılmış. Kadınlara neleri ürkütücü buldukları sorulmuş ve karşılığı 44 davranış kalıbı olarak ortaya çıkmış. Bu araştırmaya göre ürkütücü erkek davranışları şu şekilde. Kişi arkadaşıma çok yakın duruyordu. Kişinin saçları yağlıydı. Tuhaf bir gülümsemesi vardı. Kişinin göz bebekleri aşırı büyümüş, dışarı fırlamıştı. Kişinin uzun parmakları vardı. Kişinin saçları bakımsızdı. Kişinin cildi çok soluptu. Kişinin gözlerinin altında torbalar oluşmuştu. Kişi tuhaf giyinmişti. Dudaklarını sık sık yalıyordu. Kişinin üzerinde kirli elbiseler vardı. Kişi beklenmedik zamanlarda gülüyordu. Kişi konuşmayı durmadan tek bir yöne çekiyordu. Ve arkadaşımın sohbetten ayrılmasına izin vermedi. Oldukça kaba davrandı. Bu veriler kadınlarla yapılan araştırmalardan elde edilen veriler. Bir erkekte bu davranış kalıplarından ne kadar çok varsa onun ürkütücü görünme ihtimali o kadar çok artıyor. 8'e geldik arkadaşlar. İnsanları ürkütmekten hoşlanan, Sosyal ipuçlarını görmeyen erkek. Kaç erkeğin insanları ürkütmekten zevk aldığını bilseniz şaşardınız. Neredeyse bir Sapkınlık gibi. İnsanlara garip hissettirmenin verdiği Haz ve heyecan Bu erkeklere zevk veriyor. Bu tip Ürkütücü erkeklere çekici geliyor. Ve asıl mesele şu ki, bunda yanlış bir şey hiç görmüyorlar. Yani şu, siz ona ne kadar çok eylemlerinin ürkütücü göründüğünü söylerseniz söyleyin, onlar umursamayacaklardır. Zaten bunu biliyorlar ve etkilenmiyorlar. Genellikle ürkütücü erkekler reddedilmeyle başa çıkamayan erkeklerdir. İnsanlar hata yapabilir. Zaman zaman karakter dışı davranabilirler. Eğer bir erkek bunu tek seferde yapıp sonrasında özür diliyorsa bu adama ürkütücü diyemeyiz. Böyle bir kelime kullanmak da aptallık olur. Diğer bir konuysa onu geri kazanmak için yapılan hareketler. Arkadaşlarına ve iş arkadaşlarına mesaj atan erkekler. Bunlar oldukça ürkütücü görünüyorlar. Bir kadın düşünün, mesajlarınızı kabul etmiyor ve sizi tamamen reddediyor. Aklınıza arkadaşlarınız aracılığıyla onu geri kazanmak fikri geliyor. Öncelikle sosyal medyada bu yabancıları arkadaş listenize eklemeye çalışıyorsunuz ve bu tanımadığınız insanlara neler olup bittiği hakkında pek çok şey anlatmaya başlıyorsunuz. Arkadaşlarına randevularınızdan bahsediyor ve kişisel detaylarınızı paylaşıyorsun. Kadının da sana bir şans daha vermesi için Arkadaşlarından yardım istiyorsun. Bu kadın bunu çekici bulmayacak. Bunu sadece ürkütücü ve manipülatif bulacaktır. Özel hayatına girdiğinizi, arkadaşlarını taciz ettiğini düşünecektir. Böyle bir durum gerçekten korkunç görünecek. Bir de şöyle düşünün. Arkadaşlarına randevularınız hakkında detaylar verdiniz. Belki söylemediği konular hakkında onu tamamen riske soktunuz. Açık söyleyeyim arkadaşlar. Bunun bir kez işe yaradığını görmedim. Bunlar gerçekten işe yaramıyor. Bu konu hakkında videolarımız devam edecek sevgili arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.